Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. İran, İsrail'i hedef aldı. Flaş açıklamalar peş peşe. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah, İsrail'in diğer ülkelerdeki şeytani eylemlerinin barış ve güvenliğe karşı gerçek bir tehdit olduğunu, bütün bölge ülkelerinin güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu da söyledi. Abdullah, sosyal medya platformundan Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'nin öldürüldüğünü, İsrail saldırısına ilişkinde bir paylaşımda bulundu. Abdullah açıklamasının devamında Şeyh Salih el-Aruri ve bazı arkadaşlarının şehadeti münasebetiyle Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye, bu özgürlük hareketinin üyeleriyle beraber kahraman Filistin halkına başsağlığı diliyorum ifadelerinde bulundu. Saldırıyı korkakça bir terör operasyonu olarak isimlendiren Abdullah, söz konusu bu saldırının Beyaz Saray'ın doğrudan desteğine rağmen Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve yıkımdan sonra hedefine ulaşmadığını kanıtlıyor şeklinde oldu. Abdullah, İsrail devletinin bu eylemlerini bölge güvenliği için tehlikeli alarm olduğunu söyleyerek bu rejimin, yani İsrail'in terör makinesi şeytani eylemleri barış ve güvenliğe karşı gerçek bir tehdittir ifadelerinde bulundu. Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi dün İsrail'in insansız hava aracıyla beraber düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilmiş dahiyede öldürülmüştü. Değerli takipçilerimiz, şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarda siz değerli takipçilerimizle beraber buluşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, esenlikte kalın.